Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Kırmızı beyaz bayrağımızın rengini giymeye çalıştım. Çünkü bugün 19 Mayıs. 2023 Kurtuluş Savaşımızın, Halk İhtilali'nin yani rejimi değiştirmek için başlayan o halk hareketinin ve savaş kazanıldıktan sonra da yapılan devrimlerin ilk heyecanını atalarımızın, dedelerimizin yaşadığı gün bugün. 104 yıl önce bugün. 16 Mayıs sabahı Bandırma vapuruna binip İstanbul kıyısından ayrılan Mustafa Kemal ve arkadaşları işte bugün, 104 sene önce bugün Samsun'da karaya çıktılar. Sonra da karayoluyla Erzurum'a, Amasya, Sivas, Erzurum'a kadar gidip kongreler yaptılar. Ve biz bugünlere geldik. Bizi bugünlere getiren Mustafa Kemal Atatürk'e düşmanlık edenler, ona hakaret edenler, onun kurduğu rejimi yıkmak için çalışan, çabalayanlar ne yazık ki son seçimde halkın her 100 kişisinden 49'un oyunu aldılar. Ya da 49,5'un. Öyle diyelim. Peki 49,5 olsun. Ama onlara bu rejimi yıktırmayız diyenlerin oy oranı toplam %50,5. Yani %50,5. Şu anda çoğunluk Atatürk düşmanlarının karşısında sabırla, ısrarla, samimiyetle ve dirençle duranlar. Bu tablo sandığa aynen bile yansısa 29 Ekim 2023'te yani Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarında Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği bu güzel ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bir Atatürk sevdalısı oturacak. Mülteci adı altında getirilen ama işgal etmeleri için çanak tutulanların karşısında olan bir cumhurbaşkanı yönetecek canlarım. Lütfen sakın endişe etmeyin. Bugün Sinan Oğan, Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileriyle bir görüşme yapacak. Ben görüşmenin yapılmasından önce bu videoyu çektim. Akşam bir daha çekeceğim. Ayrıca bugünler o günler. Bugünler hiç durmadan, hiç pes etmeden çalışmamız gereken günler. Sinan Oğan 14 Mayıs'a kadar bir şeyler söyledi. 14 Mayıs gecesi bir şeyler söyledi. 14 Mayıs'tan sonra bir şeyler mutlaka söyledi. Ancak Sinan Oğan'ın 14 Mayıs'a kadar söylediklerini iktidar medyasından duyduğumda ben ciddiye almadım. Çünkü oradan gelen haberleri hiçbir zaman ben önemsemedim. Hiçbir zaman onları haber kaynağı olarak kullanmadım. Ancak 14 Mayıs hatta 15 Mayıs sabahına kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve haliyle Millet İttifakı'na destek verdiklerini zannettiğim ya da en azından objektif olduklarını düşündüğüm pek çok televizyon kanalı ve sosyal medya hesabı Sinan Oğan'ın söylemediği halde söylemiş gibi haberler yayınladı. Demeçler yayınladı. Üzüldüm. Üzüldüm, çok üzüldüm hem de. Çünkü ben Sinan Oğan'ı seçimlere kadar nasıl destekledim hepiniz biliyorsunuz değil mi canlarım? Hem de ne kadar samimi bir destekti bu. Ne diyordum? Sinan Oğan MHP'nin genel başkanı olmalı. Çünkü dünya milliyetçiliği artık Sinan Oğan'ın anlayışında bir milliyetçiliğe doğru gidiyor. MHP tarzı milliyetçilik dünyada yok canlarım. Bakınız hani kimileri diyor ya milliyetçilik yükseliyor. Ya yükseliyor ama Sinan Oğan'ın dediği şekildeki milliyetçilik yükseliyor. Devlet Bahçeli'li milliyetçilik yükselmiyor. Hayır. Sinan Oğan tarzı milliyetçilik ne? Başka ulusların milliyetçiliğine de saygı duymak. Başka ulusların, başka ülkelerin, topluluklarının, toplumlarının, oradaki ırk demeyeyim ama o insanların da milli aidiyetlerine saygı duyma. Biz kendi ulusumuzla ne kadar övünürsek onların da kendi uluslarıyla o kadar çok övünmeye hakları olduğunu
kendi ulusumuza anlatabilmek. Sinan Oğan buydu. Bu olduğu için Sinan Oğan'a destek verdim. Şimdi vermiyor muyum? Yine veriyorum. Niçin verdiğimi de söyleyeyim. Üstüne basa basa söyleyeyim. Birincisi Sinan Oğan'ın yanlış tanıtılması için, Millet İttifakı'na oy veren seçmenlerin moralleri bozulsun diye, ikinci tur sandığına gitmesinler diye, hem de bizzat muhalif zannettiğimiz televizyonlarda yapılan haberlerin yalan olduğunu gördüm. Haliyle yalan haberden yapılan yorumlar da doğru olmaz. Manipülasyon olur. Yani algı yaratmak için. Gitmeyin sandığa. Sinan Oğan da zaten yine bundan sonra seçmenlerini Recep Tayyip Erdoğan'a yönlendirecek yalan haberleri vardı. Şimdi artık görüyoruz ki MHP Genel Başkanı ile birlikte Sinan Oğan'ın milliyetçilik anlayışına cephe aldı, tavır koydu. Çünkü Sinan Oğan tarzı milliyetçilik bir ülkenin diğer bütün ülkelerle dostça her türlü siyasi ve iktisadi iletişimi kurmasına dayalı bir milliyetçilik. Bu harika bir milliyetçilik. Ben buna halk milliyetçiliği diyorum. MHP milliyetçiliği ümmetçilerle beraber olduğu için ümmetçilik. Bir ülke için en büyük tehlike ümmet yaratmaktır. Ümmet. Ümmet demek aslında bir dinin ya da o dini temsil eden halifenin kulları, köleleri demektir. Osmanlı mesela ilk başlarda ümmet değildi. Millet de değildi. Ama ümmet de değildi. Savaş ganimetleriyle geçinen, silah gücü, o dönemki silah gücü, teknik olmayan silah gücü yüksek ve ganimetlerden çok yüksek pay alan güçlü, kuvvetli ve idmanlı dedikleri, yani antrenmanlı askerlerden oluşan orduya sahipti. Oysa kralların yönettiği Avrupa devletlerindeki askerler ganimetten, savaş ganimetlerinden neredeyse pay bile alamıyorlardı. Osmanlı askeri Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Ermenisi, hatta tabii Yeniçeriler, işte hiç Türk yoktu onların. Türk yoktu. Sonradan olma Müslüman çocuklarıydı onlar. Ganimetten o kadar yüksek pay alıyorlardı ki savaş meydanlarını rakiplerine dar getiriyorlardı. Sonra Yavuz Sultan Selim'in hilafeti Osmanlı'ya getirmesinden sonra bir süre daha devam etti o güç, o başarı. Ama 4. Murat'la birlikte ümmetleşme, lütfen itiraz edenlerin olacaktır, saygı duyarım, problem değil. Ama o dönemden sonra ümmetleşme başladı. Artık padişahlar askerlerine ey ümmetim, ey ümmeti Muhammed diye hitap etmeye başladılar. Ve o zamanlar yine ilk dönemlerinde Türk ve Türkçülük ön plana çıkarılmaya başlayınca eyaletler ayağa kalktılar. Osmanlı'nın en güçlü dönemleri ümmetçiliğin yapılmadığı, ırkçılığın yapılmadığı eyaletlerin Osmanlı padişahlığına, İstanbul'a eksiksiz ve samimiyetle uyduğu, emrinde olduğu dönemlerdi. Ama Osmanlı ümmetçilikle birlikte yanına bir de Türk milliyetçiliğini hatta katarak yoluna devam etmek isteyince önce duraklama devri, arkasından gerileme devri, en sonunda da çöküş geldi biliyorsunuz. Bu 19 Mayıs işte o nedenle de çok önemli. Atatürk Osmanlı'nın neden çöktüğünü görmüştü, biliyordu. 1921 Anayasası'na kavga etmek, karşı çıkmak olabilir. Saygı duyulabilir. Ama 1921 Anayasası Kurtuluş Savaşı'na gidilirken mutlak surette alkışlanması gereken bir anayasaydı. Ne ümmetçilik vardı o anayasada, ne ırkçılık vardı. Eyaletler vardı. Lazistan eyaleti, Kürdistan eyaleti, Çerkezistan eyaleti gibi, neyse yani Ermenistan eyaleti gibi eyaletler vardı o dönemde. O eyaletler yine birlik halde üniter bir Türkiye kurulması için savaştılar. Ama 1924 Anayasası artık savaş kazanılmıştı. İhtilal olmuştu. Yani rejim değiştirilmişti, padişahlık yıkılmış,
Padişahın ümmeti olan, padişahın kulu kölesi olan insanlar artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşları olmuşlardı. Ve Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti korumak zorundaydı. İhtilal yapmış. Bakın savaşmış demiyorum. Savaştık, kazandık, bitti ama aynı zamanda ihtilal yapmış bir komutan, bir cumhurbaşkanı, bir devlet başkanı, bir asker, bir politikacı olarak kurduğu rejimi korumalıydı Mustafa Kemal. O rejimi koruyabilmek için bu sefer devrimleri başlattı. Sonra 1950'de şu oldu, bu oldu. O kadar girmek istemiyorum oralara. Her şeye rağmen Adnan Menderes'te, Celal Bayar'da Atatürk'e çok saygıları olan ama siyasetlerini din, dindarlık ve hatta yeni Osmanlıcılık üzerine kurmuş politikacılardı. Ama onlara gericiydiler diyemeyiz. Onlar laik devlet düşmanıydılar diyemeyiz. Onlar seküler değildiler diyemeyiz. Bunları unutalım. Onlar bugünkü Ali Babacan ve bugünkü Ahmet Davutoğlu, bugünkü Demokrat Parti yani Gültekin Uysal'ın yönettiği parti, bugünkü İyi Parti yöneticileri gibi ve bugünkü Saadet Parti yöneticileri gibi iyi birer dindar, iyi birer milliyetçi ama aynı zamanda Atatürk'e büyük saygıları, sevgileri olan, muasır medeniyetler yolundan vazgeçmek istemeyen, ortak noktaları demokratik hukuk devleti olan politikacılardı. Millet İttifakı, bugünkü Millet İttifakı işte o dönemin demokratik, laik, sosyal hukuk devletinden vazgeçmeyen, gerçekten her türlü inanca, her türlü teşebbüse saygı duyan politikacılar nerede? Muhalefette. Sinan Oğan, işte Sinan Oğan da Millet İttifakı'nın 6 genel başkanı ile aynı düşüncede. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ demişmiş de bilmem neymiş de birileri hemen ayağa kalktılar efendim nasıl FETÖ der? Ya arkadaş Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ dedi de PKK demedi mi? PKK da dedi. E hani HDP PKK'nın siyasi ayağıydı? Hiç HDP'li yetkililer, yöneticiler, seçmenler bu Gülen cemaatinin halen devam eden ki acı çektiklerinin bildiğimden dolayı biliyorsunuz onların içinde KHK ile hükmedilenler, mahkum edilenler, tutuklananlar, işlerinden kovulanların yanındayım her şeye rağmen, her şeye rağmen. O nedenle ne iktidar kanadında seviliyorum ne seküler laikçi muhalefet kanadında seviliyorum. İki taraf da benden nefret ediyor. Umurumda değil. Ama ne bu ya cemaatçilerin yaptığı? Bakın HDP'li seçmenler hiç alınmadılar üstlerine. Kemal Bey PKK terörüyle sonuna kadar mücadele edeceğim dedi. Bir tek HDP yöneticisi ya da bir HDP'li seçmen ben sandığa gitmem arkadaş ya bu PKK dedi, terör örgütü dedi. Neden? Adamlar, kadınlar ahali yani HDP seçmeni ya da Yeşil Sol Parti seçmeni kendine güveniyor arkadaş. Alınmıyor üzerine. Abdestinden şüphesi yok. Kimin abdestinden şüphesi var? Ben sandığa gitmem Kemal Bey FETÖ'cü dedi diyenlerin abdestlerinden şüphesi var. O zaman buyurun gidin Tayyip Bey'e oy verin. Tabii sandığa da gidin canım verin Tayyip Bey'e oya. Daha çok acı çekersiniz ne güzel ne kadar mutlu olursunuz. Sevdikleriniz halen cezaevinde kalmaya devam eder. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlatmak istediği o mu? İnsafsızlar. Neyse canlarım. Ama bu 19 Mayıs gününde bu konulara daha fazla girmek istemeden hemen döneyim ve geleyim şimdi yine Sinan Oğan konusuna. Sinan Oğan bugünkü toplantıdan nasıl bir karara çıkar bilmiyorum. Ama benim Millet İttifakı'nın liderlerinden halkım adına, halkımın geleceği adına, ülkemin geleceği adına, demokratik, layık, sosyal hukuk devleti adına istirhamım, Sinan Oğan'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarından birini vermek ve bu yardımcılığın mülteci ya da göçmen sorunlarını çözecek, onları Türkiye'den geldikleri ülkeye en kısa zamanda gönderecek başkan yardımcılığı görevini verileceğini bütün Türkiye'ye duyurması. Arkadaşlar
Canlarım, lütfen artık kendimize gelelim. Irkçılık başka bir şeydir. Bu ulusun vatandaşı olan, son 11 yıl içinde değil, son 200 yıldır, 300 yıldır bu topraklarda ataları yaşayan ya da son 50 yıldır ataları yaşayan, 60 yıldır ataları yaşayan, Cumhuriyet'ten sonra ataları yaşayan, en son 1993'te yapılan o Bulgaristan'daki göçte gelenlerin, ataların yaşadığı bu ülkede son gelen bu 10,5-11 milyon göçmenin nüfus artış hızı %4. %4. Peki yerleşikler, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçek yurttaşlarındaki nüfus artış hızı %1'in bile altına düşmek üzere. Bu demektir ki iki nesil sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriyelilerin, Afganların, Pakilerin, Nijeryalıların, onların, şunların, bunların çoğunlukta olduğu, seçmen sayısı olarak da çoğunlukta oldukları haliyle meclisi, parlamentoyu ele geçirecekleri bir orana, bir sayıya kavuşacakları gerçeği. Hemen bugün derhal en geç bu seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmeliyiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarından biri olarak atanacak olan Sinan Oğan da bu göç sorununu, bu göçmenleri, bu mültecileri, bu işgalcileri bir an önce kırmadan, dökmeden geldikleri ülkelerin de hükümetleriyle de anlaşarak, uzlaşarak o ülkelerdeki kendi terk ettikleri evlerinde iskan etmek olmalı. Ya 10,5 milyon insan, 11 milyon insan Türkiye'den evlerine dönerse gayri safi milli gelir bir gecede %12, %13 artar. Bir gecede. Hiç üretimde artış olmadan mevcut milli geliri paylaşacak insan sayısı düştüğü için bir gecede %12, %13 zengin oluruz. Bir gecede. Bitmedi. Bu 10,5-11 milyon insan neresinden bakarsanız bakın asgari 2 milyona yakın konutu aynı zamanda işgal ediyorlar. 2 milyon konut kiradalar ya da satın almışlar. 2 milyon konut boşalacak. 1,5 milyona yakın konut da zaten boş. 3,5 milyon konut. Ortalama 5 ile çarpın, 17 milyon 500 bin kendi yurttaşımızı ikamet ettirebileceğimiz kadar konut boşalacak. Ne zaman? İşte bu işgalcileri ülkelerine, evlerine, topraklarına gönderdiğimiz zaman. Ya hiçbir şey yapmasın Sinan Oğan. Başka hiçbir şey yapmasın. Sinan Oğan'ı alın, Cumhurbaşkanı yardımcısı yapın ve deyin ki kardeşim sen bu işi biliyorsun. Seni gördük. Elindeki belgelerini, çalışmalarını, 10 yıldır, 12 yıldır yaptığın çalışmalardan haberimiz var. Biz galiba biraz siyaset gereği Recep Tayyip Erdoğan'ın o ümmetçi tavrını göremedik. O ümmetçi tavrını eleştiremedik. Yanlış yaptık desinler. Kim desin? CHP desin. Öbürleri demezler bu lafı. Sakıncası yok dememelerinde ama CHP bu lafı demeli. Ve Sinan Oğan'ı ne pahasına olursa olsun Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını, mültecilerle ilgili bütün çalışmaların kurulacak yeni bakanlıkta ve istediği kadar da bütçe verileceğini sadece Türkiye kamuoyuna değil, Avrupa kamuoyuna da açıklasın. Avrupalılar neden korkuyor? Recep Tayyip Erdoğan her başı para sıkıştığında ya da paraya ihtiyacı olduğunda Avrupalılara diyor ki açarım kapılara, gönderirim göçmenleri. Gönderdi mi 12 yıldır? Bir tane bile göndermedi. Neden? Onları sadece elinde blöf makinesi olarak kullanıyor. Ama o insanlar kendi ülkelerine, zaten mevcut olan evlerine, mevcut olan topraklarına dönerlerse Avrupalıların da korkusu kalkar ortadan. Hiçbir korkuları kalmaz. Yeter ki bütün mesele bu göçmen işgalcileri, bu mülteci işgalcileri bir an önce evlerine gönderelim. Bitmedi. Biz Sinan Oğan'ın başkan yardımcılığı sürecinde bu mülteci göçmenleri evlerine gönderirsek neresinden bakarsanız asgari en az ama bakın en az
8 milyona yakın yurttaşımıza iş sahası açılacak. Abarttın mı? 7 milyon diyeyim. 7 milyon kişi iş bulacak, iş bulacak. Hem de insan gibi fiyatlardan çalışacak. Ya bunlar, abi bunların o kadar çok devlet yardım alıyorlar ki. Asgari ücret 7500-8500 lirayken bunlara o Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yönettiği Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin sözde iş adamları açıktan 3'er bin lira, 4'er bin lira biraz da yemek ekmek veriyorlar. Onları çalıştırarak bizim kendi yurttaşlarımızın işlerini ellerinden çalıyorlar. Ya neden bu o Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin üyeleri neden hep AKP'li? Neden bütün bunlar hep seçmenlerini, kendi yandaşlarını hatta kendi işçilerini bile AKP'ye oy vermeye zorluyorlar? Çünkü onların da pek çoğuna vatandaşlık yurttaşı verilmiş. 1.800.000 Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayan kişiye oy kullanıldığına ilişkin belgeler var. Belgeler olduğu ileri sürülüyor. Ben o belgelerin bir kısmını bilgisayar ortamında gördüm. Canlarım benim ya. Benim güzellerim. Ya enseyi karartmayın be. Lütfen enseyi karartmayın. Bu seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek. Birincisi Sinan Oğan'ın seçmenleri 2.5 milyon seçmenin içinde 250.000'i bile gidip de Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermez. İddia ederek söylüyorum 250.000'i bile Erdoğan'a oy vermez. Çünkü Sinan Oğan'a oy verenler zaten Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterenler. 2 milyon İstanbul, Ankara ve İzmir'de oy sandığına gitmeyen CHP'li seçmen var. 2 milyon. Onlar gelecekler. MHP'nin işi bitti. 5 milyon MHP'li seçmenin işi bitti. Recep Tayyip Erdoğan'ın hem mecliste çoğunluklu bir ittifakın başkanlığını yürütmesi hem cumhurbaşkanı olması MHP'nin bütün gücünü kırar. Erdoğan bugünkü yetkileriyle meclisi gene dışarıda bırakır. MHP'liler, milletvekilleri hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Haliyle ben ikinci turda MHP'li gerçekten vatansever olduklarına inandığım, ümmetçilikle asla ilgileri olmayan temiz birer Müslümanlar ama aynı zamanda da tertemiz birer demokrat Türk Müslümanı olanlara da inanıyorum, güveniyorum ki bu Hüdapar'ı meclise sokan Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapmayacaklardır. Yaparlarsa onların da bir etkinliği kalmayacak. Ama Kemal Bey cumhurbaşkanı yaparlarsa mecliste Millet İttifakı çoğunluğu olmadığı için MHP'liler o zaman cumhurbaşkanına karşı da AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı da güçlü duruma gelecekler. Yani Kemal Bey'den bir şey istemişlerse Kemal Bey'e yaptıracaklar kanun hükmünde kararnameyle ve mecliste de Millet İttifakı ile birlikte oy vererek. Erdoğan'dan bir talepte bulunacaklarsa Erdoğan'ından yapması istedikleri bir ve meclisten çıkması gereken bir karar varsa ya da Kemal Bey'in kendilerine rağmen kanun hükmünde kararnameyle uygulamaya soktuğu bir icraat varsa bu sefer de Erdoğan'ı yanlarına çekecekler. Ama MHP'li seçmenler Erdoğan'ı seçerlerse Erdoğan'a esir olacaklar. Erdoğan'ın tutsağı olacaklar. Hem mecliste 265-266 milletvekili olacak Erdoğan'ın, hem kendisi cumhurbaşkanı hem de İyi Parti ve diğer CHP'den meclise girenleri her an kandırabilme, onların şeytanı olabilme ihtimali olacak. Demek ki MHP'li seçmenler de en azından gidip de Kemal Bey'e oy vermeseler bile Kemal Bey seçilsin diye sandığa gitmeyecekler. Yani Erdoğan'a oy vermeyecekler. Erdoğan'a verilen 27,5 milyon oydan 5 milyon da bunları düşün. Düştü 22,5 milyona oylara Erdoğan'ın. Ben Refah Partililerin de sandığa gideceklerini zannetmiyorum. Neden? Ya Cumhurbaşkanı, aynı zamanda da AKP Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Has Parti'yi, Mas Parti, Süleyman'ı, Müleyman'ı nasıl yedi yaladı yuttu? Refah Parti'yi de yiyecek, yalayacak, yutacak. Bundan daha tabii ne var? Kesin yazın bir tarafa. O nedenle Refah Partiler benim düşündüğümü düşünmeyecekler mi? Onlar da sandığa
büyük ihtimalle gitmeyecekler. Kemal Bey'e oy vermezler ama göreceksiniz sandığa da gitmeyeceklerdir. Bütün mesele bir, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı ama mülteci ve göç sorununu çözecek Cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak. İkincisi, ilk turda sandığa gitmeyen, CHP'li görünenler tarafından korkutulan temiz tertemiz CHP'li seçmenleri sandığa götürmek. Olacak mı? Olacak. Ve ikinci turu Kemal Bey kazanacak. Sonrasında hep beraber bakacağız. Hele bir seçim bitsin. Seçimden sonra elbette yapacağım elbette bazı yorumlar olacaktır canlarım. Ama ehemini mühimine tercih edeceğiz. Önce Türkiye'yi yönetmemesi gereken kişinin meclis dışından sonra Cumhurbaşkanlığının da dışında kalmasını sağlayacağız. Meclis dışında kalmak ne demek? Erdoğan seçilemezse milletvekili değil ki. Milletvekili değil, sıradan bir insan. Sıradan bir parti genel başkanı. O parti içeride paramparça olur. Yeter ki Kemal Bey Cumhurbaşkanı olsun. Paramparça olur. Bir taraftan Ali Babacan, bir taraftan Ahmet Davutoğlu, bir taraftan Temel Karamollaoğlu, bir taraftan Fatih Erbakan, bir taraftan MHP, AKP grubuna öyle bir saldırıya geçecekler ki, AKP milletvekilleri neye uğradıklarını şaşıracaklar. Bakın bunları yazın. Bunlar benim öngörülerim. Tutar, merak etmeyin canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Enseyi karartmayın. Şurada çok az bir zamanımız kaldı. 8 gün kadar, 9 gün kadar bir zaman kaldı. Ondan sonrası aydınlık günler olacak. Evet, Sinan Oğan'a destek. Sinan Oğan'a lütfen destek olalım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum canlarım benim. Hoşça kalın.